Kahramanmaraş'taki göreviniz ardından e, Elbistan'a geldiniz. Burada da çalışmalara başladığınız öncekilerini söylüyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Kahramanmaraş'ta özellikle arama-kurtarma koordinasyonun e, başında görevlendirilmiştim. arama kurtarmada da görevlendirilmiştik. Ee, enkaz altında hiçbir e, kimse, hiçbir canlı ve cenazemizi bırakmamak için oradaki arkadaşlarla yoğun bir mücadele verildi. Özellikle 2-3 e, saatlik uykularla arkadaşların orada çalıştığını gördük. Gerçekten çok büyük çalışmalar, çabalarla e, birçok da canlı vatandaşımızı çıkarma e, arkadaşlar e, çıkarmak çıkarma sevincini yaşadılar. Ama bazı tabi e, üzüntülerimiz de oldu. Ancak arama kurtarma çalışması bitti. Şu an Karahanmaraş'ta enkaz çalışmaları başladı biliyorsunuz. E, oradaki görevimizin ardından İçişleri Bakanımız tarafından Elbistan'daki koordinasyon merkezine deprem koordinasyon merkezine görevlendirdik. Bugün hemen gelerek dün gece daha doğrusu gelerek hemen görevimizin başına geçtik. Burada özellikle enkazların bir an önce hayatın Elbistan'ın normale dönmesi, bir an önce ayağa kalkması için hem uzun vadeli hem kısa vadeli planlarla çalışmaya başladık. Çadır kentler biliyorsunuz kuruluyor, konteyner kentler kuruluyor. Bireysel çadır dağıtımlarını Elbistan'da tamamen bütün isteyen vatandaşlarımıza açık bir şekilde yapıyoruz. Konteyner kentleri, yatalak ve sıkıntılı, hasta durumda olan vatandaşlarımızın tamamının evlerinin önüne isterlerse konteynerlerini kuruyoruz. Diğer yerlerde ise konteyner kentlerimiz bitmek üzere. Ve aynı zamanda enkaz kaldırma, günlük 20 enkaz kaldırarak çok kısa sürede şehrin enkaz görüntüsünden kurtarmaya çalışıyoruz. Yine... Ee, yarından itibaren elbistanı bambaşa göreceksiniz. Çünkü temizliğe de aynı zamanda çok yoğun bir temizliğe de gireceğiz. Biz e, bir yanda yaralarımızı sararken, bir yanda yasımızı tutarken, bir yanda da elbistanı tekrardan ayağa kaldırmak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz bütün ekiplerle beraber buraya geldik. Ee, oradaki görev yerimizdeki ekip arkadaşlarımızla tekrar buraya ilave olarak geldik. İnşallah Elbistan'ı el ile çok kısa sürede ayağa kaldırız. Bugün... Peki konteyner kent dediniz. Konteyner kentte de son durum nedir acaba? 2300 kişilik biliyorsunuz büyük bir konteyner kent kuruyoruz. Altyapısı bugün bitmek üzere. Yarın da konteynerler gelecek. İnşallah konteynerler e, yarın itibariyle e, kurulmaya başlayacak. Bir iki gün sonra konteyner kentimizde vatandaşlarımız içerisinde inşallah sıcak yuva yuvalarına yerleşmiş olur çünkü e, konteynerde daha uzun vadeli, burası biraz soğuk olduğu için konteynere ağırlık vermemiz gerekiyor. İnşallah o e, sıcak konteynerlerimizi yerleştirebiliriz. E, ayrıyetten e, Türkiye'nin her yerine şu an konteyner her bir yağmaya başladı. Özellikle hasta e, ve e, daha aciliyeti olan e, yaşlı, bakıma muhtaç ailelerimizin olduklarının ihtiyaçlarını karşıladık. Yarın itibaren birazcık daha köy yerlerinde de e, konteyner dağıtımlarımız olacak. Vatandaşlarımız bir iki gün içerisinde rahatlamayı çok daha fazla hissedecekler.